değerli yolcularımız. Ben kaptan pilotunuz Özgür Çetin. Bursa semalarındaki yolculuğumuz devam ediyor. Biraz sonra memleketim olan Şirin Mustafa Kemal Paşa ilçesini havadan göreceğiz. Kemerlerinizi bağlayın ve koltuklarınızı dik pozisyona getirin. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Kişisel kanalımdasınız. Bir de Teknoloji Okulu'yla video yapıyorum biliyorsunuz. Orada Microsoft Flight Simulator 2020 oyununu incelemiştik. Orada İstanbul semalarındaydık. Dedim ki ben de kişisel kanalıma bir tane video çekeyim. Onun için de doğduğum topraklara gideyim. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine gideyim. Klavyeyle oynuyorum ben şu anda. Tabii bir joystick gibi bir şey olsa daha iyi olur. Çünkü uçağı uçurmak o da kolay bir şey değil arkadaşlar. Özellikle manuel modda hiç kolay değil. Onu söylemiş olayım. Hem bir yandan da anlatmaya çalışacağım size Bursa Mustafa Kemal Paşa'yı. Bir yandan da uçacağız. Şu anda yine havadayız. Havada başlatabiliyoruz oyunu. Havada şu anda birazdan başlayacak. Mustafa Kemal Paşa ilçesini bilmeyenler olabilir. İzmir yolu üzerinde Bursa'dan yaklaşık 80 km uzaklıkta güzel, şirin bir ilçe. Ben orada doğdum ve uzun yıllardır da gidip geliyoruz. İşimiz gereği ailemiz orada, sevdiklerimiz orada. Biliyorsunuz geçen hafta da bir de yeğenim Hüseyin Mert'le bir tatlı yemiştik. Kemal Paşa tatlısı en ünlü şeyi, yani tatlılarından bir tanesi Kemal Paşa tatlısıdır. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinin bir de domatestir arkadaşlar. Hatta tat fabrikasının bir orada fabrikası var, salça fabrikası ve aynı zamanda yine tat grubunun Sekin'de süt fabrikasının olduğunu söyleyelim. Şimdi hazırsak uçuşa başlıyoruz. Evet, şu anda uçuşa başladık. Haritamızı açalım, nerede olduğumuzu bir görelim. Şimdi sağ tarafta şurada görmüş olduğunuz Mustafa Kemal Paşa ırmağı. Bu ırmak şehri tam ortadan ikiye bölüyor. Bir köprümüz daha tabii iki tane köprü oldu şimdi. İki köprü bitişikti, bir tane daha oldu aslında. Eskiden bir tane vardı. Şimdi ikiydi, sonra üç oldu. Şöyle bir hafiften bir açımızı değiştirelim ve Mustafa Kemal Paşa'nın üzerine doğru süzülmeye başlayalım. Evet, şu anda görüyoruz. Tam şehrin ortadan ikiye bölen bir ırmağımız mevcut. Şu an 2100 feet'teyiz arkadaşlar. Şehri çok güzel havadan güzel bir şekilde göreceğiz. Evet, şu anda üzerinde geçiyoruz. Köprüyü görüyorsunuz. Tam altımızda şu anda arkadaşlar. Evet. Genelde tarım ve çiftçilik çok yaygındır Mustafa Kemal Paşa'da. Dediğim gibi domates çok yetiştirilen bir bitki, fabrikası var olduğunu söyledik. Köprünün tam üzerindeyiz şu anda, gördük. Evet. Birazcık açımızı değiştirelim isterseniz. Gördüğünüz gibi Kemalpaşa'daki binaları da görüyoruz şu anda. Şöyle birazcık farklı bir yerden bakalım. Tarlaları görüyorsunuz. Genelde hep dediğim gibi domates çok var. Şimdi size söyleyeceğim ama bir saniye. Uçağı bir yandan da düz tutmaya çalışıyorum. O kadar da kolay değil bu arkadaşlar. Şu sol tarafta farenin olduğu yerde burada bakın iki tane beyazlık var. Bir tanesi bu şuradaki tat fabrikası, diğeri sek fabrikası, salça fabrikası. Domates çok önemli bizim bölgemizde, bizim yöremizde arkadaşlar. Ve çok güzel domateslerimiz vardır. Hemen onun yanında da bir hastanemiz var. Devlet Hastanesi. Eskiden şehir içindeydi. Sonradan oraya taşındı. Güzel de bir kompleks haline geldi orası. Şimdi bir U dönüşü yapacağım ben. Tekrar Kemalpaşa'ya doğru bir alçalmaya başlayacağız. Biz Kemalpaşa deriz biz Mustafa Kemal Paşalılar. Bir de İzmir var. Karıştırmayalım. İkisi farklı şehirler arkadaşlar. Şimdi birazcık dönüşe geçelim. Çok keskin olmasın bu dönüş. Yavaş yavaş yumuşak yumuşak dönelim. Çünkü uçağın kontrolünü kaybederseniz toparlaması kolay olmuyor. Öyle araba gibi değil bunlar arkadaşlar.
dönüyoruz. Bu arada o yol Mustafa Kemal Paşa hemen İzmir yolu üzerindedir. Ücretsiz yol, eski yol dediğimiz, şimdi de paralı yol var malum. İzmir yolu üzerindedir. Ve birazcık içeri doğru gitmeniz gerekiyor. Tam yolun kenarında değil. Birazcık içeri doğru ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi dönüyorum ben. ...2340 feet'teyiz. Dönüşe başladık. Evet arkadaşlar, şu anda döndük. Dönüşümüz tamamlandı. Mustafa Kemal Paşa'ya farklı bir açıdan, farklı bir kısımdan giriyoruz. İzmir yolu üzerinden bağlanıyor, giriyoruz şu anda. Evet, şu anda görmüş olduğunuz şuradaki iki bina var. Bakın, bu soldaki olan bina tat fabrikası, salça fabrikamız. Onun yanındaki ise Sek süt fabrikası. Sütler burada, içtiğiniz sütler bir kısmı buradan geliyor. Başka yerlerde de var tabii ki bu tarz fabrikaları şirketin. Hemen şurada da görmüş olduğunuz yer, hemen şu an tam birazdan üzerinden geçeceğiz. Devlet Hastanesi. Onun yanında iki tane böyle yapay göl var. Enteresan bir göl meselesi var orada. Bilmiyorum neden var öyle bir şey orada. Herhalde sulama için kullanılıyor. Şu an hastaneyi görüyoruz. Tam üstündeyiz. Evet, şu anda Kemal Paşa semalarındayız. 4000 feet'ten Kemal Paşa'yı görüyoruz. Evet, tam şehri ortadan ikiye bölen, hemen görüyorsunuz, tam burnumuz, burnu tarafında Kemal Paşa çayımız, Mustafa Kemal Paşa ırmağı. Şöyle birazcık uçağımızı da hafiften indirelim aşağıya doğru. Bir tane bent var burada, böyle küçük bir bent. Bir de hemen bir köprümüz var. Şöyle aşağı doğru hızlı bir iniş yaptık birazcık. Çok hızlı yaptık yalnız bunu. Uçağımıza zarar gelebilir. Size gösterebilmek için, ama uçağımız düştü. Tekrar geleceğiz. Evet, tekrar Kemal Paşa'ya doğru ilerliyoruz şu anda. Az önce düşürdük uçağı tabii. Fazla sizi yakın göstermeye çalışırken dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Öyle kolay değil. Uçak bu yani. Tekrar Kemal Paşa'ya doğru şu an ilerliyoruz. Birazcık indirmeye çalışayım uçağımın burnunu. 2000 feet'teyiz şu anda. Biraz daha indirelim. 2000 feet'ten aşağı doğru iniyoruz. İşte şu anda sabit bir şekilde gidiyoruz. Uçağımızı görüyorsunuz. Kemal Paşa'mız hemen sağımızda. Vallahi güzel. Epey de gerçekçi yapmışlar arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi muhtemelen stadyumun üzerinden geçeceğiz. Onu da göreceğim, göstereyim size. Tabii bu taraf, Kemalpaşa'da bu taraf biraz daha şu anda fazla görüyorsunuz. Yoğunluk, pardon, stadyum bu tarafta kaldı. Burası ana aslında yerleşimin olduğu yerler. Irmağın solu, sağında ise daha küçük bir alan var. İki tarafta birbirine karşı der bu arada, bizde öyledir. Hani karşıya geçeceğim dersiniz ama bu yakadan o yakaya aynı İstanbul'da olduğu gibi aslında. Öyle bir durum söz konusu. Biraz dönelim bakalım. İnşallah düşmeyiz bu sefer. Evet, evet, uçağımız birazcık şöyle aşağı doğru indirelim. Dönüyoruz şu anda. Karşı yakaya doğru geçmeye çalışıyoruz. Mustafa Kemal Paşa ırmağını da görüyorsunuz. Hemen üzerinden geçeceğiz birazdan. ...2200 feet'teyiz. Şöyle biraz daha bir döneyim. Biraz hızlandırmaya çalışacağım. Ama tabii fazla hızlı döndüğü zaman da uçağımız düşüyor ne yazık ki, çakılıyor. Dediğim gibi klavyeyle kullanmak biraz zor. Bu Microsoft Flight Simulator'ı kontrol etmek çok kolay değil. Klavye çok hassas olmuyor. Bir joystick olsa daha güzel olurdu sanki diye düşünmüyor değilim. Şimdi dönelim bakalım biraz. Evet, dönüyoruz. Çok kaptırmadan. Evet, dön. Vallahi bayağı da gerçekçi yapmışlar değil mi? Kemal Paşalılar, sizden yorum bekliyorum. Hadi bakalım. Evi görebildiniz mi? Benim evi, kendi evinizi falan. Hadi bakalım. Şu anda evet, karşı yakadayız. Karşı yakaya geçtik. Burada stadyum var. Şu anda sağ tarafta kaldı stadyum ama. Size gösteremedim. Şöyle yaparsam, evet, şu an köşede kaldı biraz. Evet. Evet, tam üzerinden geçiyoruz stadyumun. Evet, köprüde aşağıda görüyorsunuz, bir de bendimiz var bizim.
böyle bent gibi bir şey yapmışlar suyu tutmak için. İşte Kemalpaşa böyle arkadaşlar. Küçük, yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı bir şehir, kasabamız. Severek yaşıyoruz biz de. Orada doğduk. Şu an İstanbul'dayım ama birçok akrabamız, eşimiz, dostumuz hala orada. Selam olsun buradan onlara. Uçağımı düşürmeden şöyle buradan geçelim. Dediğim gibi en güzel şeyimiz domates. Kemalpaşa tatlımız da var. Evet, uçak biraz sapıttı gibi. Evet, şu an düştük yine tekrar. Evet, uçağımızı tekrar havalandırdık. Kemalpaşalılar, yorum bekliyorum. Yazın bakalım, söyleyin bakalım. Olmuş mu bu? Şöyle bir azıcık aşağı inelim burnumuzu. Birazcık indirelim, birazcık indirelim. Yine Kemalpaşa'ya doğru alçalalım bakalım. 2150 feet'teyiz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bursalılardan özellikle ve Kemalpaşalılardan abone olmanızı bekliyorum. Memleketçilik yapalım biz de biraz, değil mi? Microsoft Flight Simulator ile memlekete gitmeye çalıştım. Birkaç kez düştük. Olabilir. Çok iddialı olduğumu söyleyemem bu tarafta arkadaşlar. Ama çok gerçekçi bir oyun olduğunu en azından işte Kemalpaşalılar onaylayacaktır diye tahmin ediyorum. Şu anda bir daha bir göstermeye çalışayım bitmeden önce. Evet, Kemalpaşa'ya doğru iyice bir inelim. Alçalalım. Dediğim gibi klavyeyi kullanmak çok kolay değil. Son bir böyle bir çılgınlık yapayım. İneyim iyice Kemalpaşa'ya doğru. Köprünün altından geçebilecek miyim bakalım. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Dalıyorum gençler. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Dalışa geçiyoruz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah 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 diyeyim bakayım uçağa. Uçak çok dengesiz gidiyor. Hayır hayır, köprüye değil. Köprüye yetişemeyeceğim herhalde. Evet. Evet, şöyle yapalım. Evet. Tamam, sakin. Sakin. Evet, çok güzel. Görüyorsunuz şu anda Kemalpaşa'nın, dalalım. Dalışa geçiyoruz. Hop. Evet ve kalk 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 kalktık son anda ama yine de düştük. Görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.